bütün o 24 saat askerin, jandarmanın sahaya inmemesinin sebebi ve bunu önleyen kişi Sayın Cumhurbaşkanı mı? Ne yazık ki evet. Memduh Bayraktaroğlu'nun bu iddiası kan dondurdu. Acaba gerçekten Erdoğan bunu da yapmış olabilir miydi? Ve ahlaksız, ve namussuz, ve adi. Büyük afetin üzerinden neredeyse 3 hafta geçti. Gelin görün ki devlet nerede sorusu hala ayyuka çıkıyor. Dünyanın her yerinden yardım yağmasına, milyonlarca dolar para toplanmasına rağmen bölgedeki vatandaşlar hala çadır sorunuyla karşı karşıya. Ve cevabı hala tartışılan kurşun gibi ağır o soru. Asker niye geç kaldı? Doğal afetlerde asker derhal sahaya iner. Çünkü hem teknik, hem ekipman, hem insan gücü, hem de kendisine tanınan imkanlar itibarıyla en hazır ve en güçlü kurumdur. Peki Türkiye'de ne mi oldu? Bazı lokal girişimler dışında asker neredeyse ilk iki gün ortalıkta görünmedi. Ve herkes haklı olarak sordu. Asker nerede? Çünkü depremdeki ilk 48 saat çok hayatiydi. Başta can kurtarma çalışmaları için bölgeye hızlı bir personel takviyesi lazımdı. Doğal olarak tüm gözler Türk Silahlı Kuvvetlerine çevrildi. Ama beklenen taburlar, birlikler bir türlü gelmedi. Peki neden? Bütün o 24 saat askerin, jandarmanın sahaya inmemesinin sebebi ve bunu önleyen kişi Sayın Cumhurbaşkanı mı? Ne yazık ki evet. Bu haber resmen yalanlanırsa özür dilerim. Tabii ki özür dilemek benim sorumluluğum ve bu haberin, benim aktardığım haberin yalan olduğunu ve ben bir yalan bir haber ile kullanıldığımı itiraf ederim. Ama yalanlanmazsa bu bir faciadır bana göre ve mutlak surette normal zamana dönüldüğünde sorumlular yargılanacaklardır. Yazar Memduh Bayraktaroğlu'nun bu iddiası büyük ses getirdi. Ayyuka çıkan iddialar Erdoğan'ı öylesine sinirlendirmiş olacak ki Osmaniye'deki basın toplantısında bir ara prompterdan sapınca içindeki öfkeyi boşaltıverdi. Ve ahlaksız, ve namussuz, ve adi. Yani bir ülkede kendi kurum ve kuruluşuna bu denli ahlaksızca yaklaşmak yenilir yutulur bir şey değildir. CHP'li Özgür Özel de Bayraktaroğlu'nun bu iddiasını destekleyen bir açıklama yaptı. İkinci ordu 120 bin kişi sahada gören var mı? Biz hazırdık diyor, sahaya sürmediler. Asker nerede tartışmaları onu da bunaltmış olacak ki Milli Savunma Bakanı Akar, kuvvet ve birlik komutanlarıyla yaptığı telekonferansı basın açıklamasına çeviriverdi. Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı unsurları arkadaşlar ilk andan itibaren askeriyle, siviliyle, işçisiyle, teknik personeliyle seferber oldu. Her şey kayıt altında diyen Hulusi Akar bununla da yetinmedi, saat saat ne yaptıklarını açıkladı. Mealen, Erdoğan'ı sürekli olarak bilgilendirdim ve talimat bekledim ondan. Ben üzerime düşeni yaptım dedi. Anında Türk Silahlı Kuvvetleri insan yardım tüfeğini ikaz etmişler. Hazır ol diye. Saat kaçta? 4.30'da. Bu önemli. Ve saat 4.50'de ikinci ordu komutanımız Orgeneral Metin Gürak efendim görevinin başında. Saat 4.50. Gazeteci Adem Yavuz Arslan, Hulusi Akar'ın kendini aklama çabasını şöyle açıklıyor. Yani Akar bu açıklamayı niye yaptı kısmında benim kafamdaki en temel soru şu. Çünkü düz okuma yaptığınız zaman şunu anlarsınız. Ya Akar sarayı suçluyor. Yani diyor ki biz her şeyi yaptık ama talimat bekledik. Talimatı vermeyen kim? Erdoğan. Peki talimat geciktiği için ne oldu? Belki de 10 bin kişi öldü. Belki 8 bin kişi öldü. Hulusi Akar'ın kendini aklama çabası sadece bu basın toplantısıyla sınırlı değil. TSK'nın fotofilm şubesi deprem bölgesinde adeta bir lobi şirketi gibi çalışıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugay unsurları görüş önerilerinizi alırdı Sayın Komutanım. Sağ ol. Hulusi Akar hiçbir askeri sıfatı olmamasına rağmen hala bir komutan edasıyla dolaşıyor,
kerli ferli paşalar onu hazır olda karşılıyor. Askeri birlikleri hastane gemileri denetliyor, çadırlarda, enkaz başında vatandaşların dertlerini dinliyor. Bu haliyle Hulusi Akar, polis kuşatmasında arz-ı endam eden Erdoğan ve Bahçeli ikilisine adeta nazire yapıyor. Ayrınıza sağlık, şeref verdiniz. Allah Rabbim geçersin size. Kendi seçim bölgesi, hatta memleketi olmasına rağmen Devlet Bahçeli bölgeye sadece bir kez gitti. Onda da garip bir açıklama yaptı. Bu büyük felaket mucizelerle anlam kılınmış, içinde sır olan bir olay gibi geliyor bana. Ama Hulusi Akar öyle değil. Gazeteci Adem Yavuz Arslan'a göre Hulusi Akar dokunulmazlık zırhının olmadığının farkında ve TSK'yı kendine kalkan yapıyor. Bir bakıma kendini koruma refleksi yapıyor. Bir bakıma da kendini TSK'nın arkasına saklıyor diyebiliriz. Ya da TSK'yı kendi önüne koyuyor diyebiliriz. Hani saklamak çok doğru ifade olmayabilir ama TSK'nın ardına yerleşiyor. TSK'yı önüne koyuyor diyelim. Bir de tabii Akar'ın bir dokunulmazlığı yok biliyorsunuz. Akar milletvekili değil. Dolayısıyla dokunulmazlığı da yok. Bir yargı konusu olursa kendini şimdiden garanti altına almaya çalışıyor diyebiliriz. CHP'li Özgür Özel'in de vurguladığı üzere Erdoğan askeri sahada istemiyor. Bir paranoya var deniyor ya. Ya ordunun ne işi var? Hani sabah atışmışlar ya, ne ordusu? Çünkü o hep acziyet olarak söylemişti. Çıkaramadılar yaralıları, ordudan yardım istediler demişti. Kendi o zaman çok ordu düşmanı ya. Askeri vesayet karşıtı ya. 99'da sahaya sürülen orduyu bir acziyet ve askeri vesayet olarak görüyor ya. Tükürdüğünü yalamamak için milleti enkaz altında havasız nefessiz bıraktı bunları. Zaten özellikle doğal afetlerde askerin faaliyetlerini düzenleyen yönetmelikler de toptan kaldırılmış. 15 Temmuz sürecinden sonra işte EMAS'ın kaldırılması, bir de DAFYAR, doğal afet yardımlaşma protokolleri vardı. Onlar da iptal edildi. Onlar da iptal edildiği için aslında ciddi anlamda bir zafiyet de söz konusu oldu. Çünkü protokoller yapılmış. Bunlar her ay düzenleniyor. Her ay tatbikatları yapılıyor. Ve bu protokollerle kim nerede ne yaptığını çok iyi biliyor. Mesela şöyle düşünün. Bütün askeri birliklerin sorumluluk alanları belli. Arama kurtarma unsurları belli, lojistik unsurları belli, emniyet unsurları, işte bu sürede çok fazla yağma haberleri gördük, benzeri sıkıntıları gördük. Bunlar çok net tanımlanmış. Kimin hangi yerde, hangi saatte görev alacağı kadar belli. Aman yarabbi aman, aman yarabbi aman! Saray depremi unutturmak istiyor ama deprem kendini unutturmuyor. Hatay'daki son iki sarsıntı çadır bulamayan vatandaşları sığındıkları hasarlı binalarda yakaladı. Erdoğan depremin gündemden düşmesini istiyor. Dozerlerin hızla enkaz kaldırma faaliyetine girişmesinin nedeni bu. Enkazlar kaldırılsın ki bir an önce toplu konut projeleri başlasın. Erdoğan da dualar eşliğinde kurdele kessin. Dün Hatay'da Mart ayında temelini atarak işe başlayacağımız ilk 200 bin konutumuzun müjdesini vermiştik. Osmaniye'de de 9.550 konutla işe başlıyoruz.